Dedi ki Hakan, planlamayı çok görmüyorum kesin olarak dedi. Ama teknoloji, yeni yatırımların Ar-Ge'nin eksik olması belki bunu biraz zorlayacak. Yeşil teknoloji zorlayacak. Ortada bir yerde gelineceğiz dedi. Benim sen bu konuda düşüncelerin ama aynı zamanda da Türkiye'de konumlanan yeni projenizin bir bölgesel krallığa doğru, yani sizin hangi bölgeye hitap edeceğiniz ve hangi bölgede aktif olmayı planladığınızı da içine katarak cevaplamanı istiyorum. Tamam. Şimdi birincisi elektrikli araçlar nezdinde geçmiş dönemlerde 3 tane kaygı vardı müşterilerde. Birincisi pahalıydı. İkincisi şarj süresi çok uzundu. Üçüncüsü menzili çok kısaydı. Günümüzde bunların hepsi çözüldü. Lityum iyon teknolojisiyle artık affordable tabir ettiğimiz, gerçekten ulaşılabilir ve içten yanmalı araçlarla rekabet edilebilir bir elektrikli aracı siz hazırlayabiliyorsunuz. İkincisi, enerji yoğunluğu o kadar yükseldi ki, özellikle lityum iyon NMC teknolojisiyle, yani bataryanızla 500 km'ye gidebilmek çok rahat. Bugün baktığınızda birçok benzinli araçların menzili daha fazla değil. Farkı şu, geçmiş 100 senedir etrafta benzin istasyonları yaygınlaştığı için o sıkıntıyı hissetmiyoruz kaygı olarak. Ama bunun da çözümü hakikaten kolay ve üzerinde çalışılıyor şu an tüm dünyada, ülkemiz dahil. Öbürü de şarj süresi. Bugün yarım saatin altında siz o 500 km menzili olan bataryanın şarjını, %80'i şarj edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunları bir tarafa koyduğumuz zaman, uzun bir zaman değil, biz 2023'ün birinci çeyreğinde piyasaya çıktığımızda bunu çok açık, net deklar ediyoruz. Diyoruz ki ülkemizde o zamanlarda çok fazla işte elektrikli araç olmayacak. Biz içten yanmalı araçlardan pazar payı alacağız. Dolayısıyla C segmentteki bir SUV ile rekabet edebiliyor olacağız. O anlamda o kaygıların hepsi teker teker yok olduğu zaman zannederim o planlar biraz daha netleşecek. Şimdi biraz önce sizin sorduğunuz ilk sorudaki o dudak uçuklatan market cap'lere değinmek istiyorum. Yani buradaki olay sadece bir yani otomobil üreticisinin market cap'i değil. Yani bu mobilite ekosistemi etrafında oluşan potansiyelin, hayat tarzının ve o hayat tarzı içerisinde oluşabilecek ekosistemin yaratacağı değerlerin değerlemesi. Yani o anlamda baktığınızda bugün sadece Tesla değil, herkes Tesla'yı konuşuyor ama bir Rivian olsun, bir Lucid olsun, bir Nios olsun, bir Xpeng olsun, bir Li Automotive olsun. Bunların hepsi 100 seneden fazladır otomobil üreten şirketlerin market cap'lerinden yüksekler. Sebebi de bu. Sebebi de bu. Şimdi bizim rolümüze geldiği zaman biz şu an kendimizi küresel bir marka ve yeni nesil teknolojiyi kullanan bir mobilite provider olarak, sağlayıcısı olarak konumlandırıyoruz. Hatta bizim kendi içimizde kullandığımız ifademiz ve tescil ettirdiğimiz ifademiz şu: We are a use case mobility provider diyoruz. User centric, smart, empathic, connected, autonomous, shared, electrified. Bu case kısmı yıllardır herkesin bildiğimiz danışman şirketlerin kullandığı kelimeydi. Bu teknolojiyi tanımlar. Parayı bastırırsınız alırsınız ama user centric, smart ve empatik olmasını, yani bizi anlayan, bizi tanımlayan, bize destek olan companion anlamındaki yaklaşımı ancak ve ancak kendiniz user centric olduğunuzda yapabilirsiniz. Biz de bu yaklaşımımızla şu an biraz önce bahsettiğim o startuplarla beraber gerçekten bir sistem ortaya koyuyoruz. Ve bu nedenle de bizim görüştüğümüz bölgede küresel boyuttaki yaklaşımlarda bu mobility sistemini nasıl güçlendiririz diye çalıştığımız iş ortaklarımız var, iş birliklerimiz var. Yani siz bölgesel krallık dediniz, estağfurullah öyle bir şeyimiz yok. Biz küresel rekabeti hedefliyoruz ve o küresel rekabetle beraber ülkemizin yeni teknoloji platformlarında özellikle startupları için yeni bir seviyeye gelmesini sağlayacağız. Bizim hedefimiz budur. Çok teşekkürler.